Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ işi, örgü, bebek battaniye modelinin yapılış aşamalarını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videolarımı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz hep birlikte başlayalım. Modelimiz oldukça kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım bile rahatlıkla yapabilirler. Modelimize zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Her model kurumumuza başladığımızda olduğu gibi başlangıç zincirimizi çekerken elimizi ne kadar bol tutarsak üstte modeli kurdukça alttaki zincir kendini çekmeyecektir arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra modelimizi kuralım ve modeli kurduktan sonra kalan zinciri başlangıç noktasından sökebilirsiniz. Bu kadar bir zincirim yeterli benim için. Tığımın başını doladım. 3 adet zincir boşluğu bırakarak 4. zincir boşluğuna ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doluyorum. Bu boşluktan dörtlü fıstık çıkartıyorum arkadaşlar. Ve 4. Fıstığımı kapattım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doladım. 3 adet zincir boşluğu bırakarak 4. zincir boşluğuma ikili trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Trabzandan bir önceki zincir boşluğunun içerisinden dörtlü fıstık çıkartıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doladım. 3 adet boşluk bırakıp 4. zincir boşluğuna ikili trabzan yaptım. Bir önceki zincir boşluğundan dörtlü fıstık çıkartıyorum. İki adet zincir çektim. Zincirimiz bitinceye kadar modelimizi bu şekilde oluşturmaya devam edelim. Zincirimin sonuna geldim. Son fıstığımı yaptıktan sonra zincirimin sonuna bir adet ikili trabzan oluşturdum. 3 adet zincir çekip modelimi çeviriyorum. Tığımın başını doladım. Yapmış olduğumuz fıstığın tepe noktasına ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın başını doladım. Şu alttaki boşluğumun içerisinden dörtlü fıstık çıkartıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 adet zincir çektim. Tığımın başını doladım. Fıstığımın tepesine ikili trabzan. Hemen alttaki boşluktan dörtlü fıstık çıkartıyorum. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Fıstığımın tepesine ikili trabzan. Alt boşluğundan dörtlü fıstık çıkartıyorum. Modelim bu şekilde devam edecek. 2 adet zincir çektim. Modelimiz oldukça kolay ve gösterişli. Ben bebek battaniyesi formatında anlatıyorum fakat sizler dilediğiniz gibi kırlent yapımında, tek kişilik, çift kişilik, yatak örtüsü yapımında kullanabilirsiniz. Modeli istediğiniz gibi uyarlayabilirsiniz. Çift renkte yapabilirsiniz arkadaşlar. Son fıstığıma geldim. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Tığımın başını doladım. Bu başlangıçta yapmış olduğumuz 3 adet zincir vardı. Onun tepesine
ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde modelin başında ve sonunda trabzanlarla kapatıyorum. 3 zincir çektim, modelimi çevirdim. Tığımın başını doluyorum ve fıstığımın tepesine ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başını doladım. Alttaki boşluktan dörtlü fıstığımı çıkartıyorum arkadaşlar. 2 adet zincir çektim ve tığımın başını doladım. Bir sonraki fıstığımın tepe noktasına ikili trabzan yaptım. Alt boşluğundan da dörtlü fıstığımı çıkartıyorum. Araya 2 zincir çektim. Modelimizin her sırası aynı ilerliyor. Model kendiliğinden zikzak bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Her sıramız aynı. Biraz da dilerseniz birlikte örelim. Modelimiz ilerledikçe daha anlaşılır bir hale gelecektir. Yapılışı kolay, çabuk bitecektir. Hiç sıkılmadan örebilirsiniz arkadaşlar. Çok çabuk ilerleyen bir model. Son fıstığıma geldim. Oraya da modelimi kuruyorum. Fıstığımı kapattım. Tığımın başını doladım ve burada çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine ikili trabzanımı oluşturdum. 3 zincir çektim, modelimi çevirdim. Yapmış olduğum fıstığın tepe noktasından ikili trabzanımı oluşturdum. Ve bu alttaki boşluktan dörtlü fıstığımı çıkartıyorum. Araya 2 zincir çektim. Diğer fıstığımın tepesine geçtim. Bunu da kapattım. Model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben sizler için daha öncesinde bir ön çalışma hazırlamıştım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Önden ve arkadan görünümü aynı. Zikzak bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bugünkü videomda size bu modelimi anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.